Evet okullar başlıyor ve zamanımızı çok iyi planlamamız lazım. Bazılarınız hem okula hem dershaneye gidiyor ve ben de bunlar için hangi aralıklarda ders çalışmanız gerektiğini, günün verimini nasıl arttıracağınızı anlatacağım. Bugünkü videomuzda hem bakış açılarımızı hem dinlenmenin önemlerinden hem tekrarlardan hem de çalışma sistemimizden bahsedeceğim. O yüzden arkadaşlar çok önemli bir video arkanıza yaslanın hazırsanız başlıyoruz. Destek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir. Her videoda olduğu gibi sıfırıncı maddemizle başlıyoruz. Yorumlara bir motivasyon sözü yazmanı isteyeceğiz ve bunun yanında videoyu beğenip abone de olursan kanalımıza ücretsiz koşuk çekilişimize katılmış olacaksın. Bu çekilişin sonuçlarını da Mustafa İldemir YKS Instagram'dan story atarak duyuruyor olacağız. Videoyu beğendiyseniz motivasyon sözünüzü yorumlara yazdıysanız kanalda abone olduysanız hemen birinci maddemize geçelim. Birinci maddemizde arkadaşlar saatleri belirlemek. Gerçekten bu saat saatleri belirlememiz çok önemli. Çünkü bazen sabah erken kalkıp TT rutinimizi sabah yapmamız, bazı okulun boş derslerinde ders çalışmamız, evden hemen gelince belki çok ufak bir dinlenmeden sonrasında derse başlamamız çok önemli. Yani hem okula hem dershaneye gidiyor olabilirsiniz. Zaten şu an programda gördüğünüz saatlik programlar okul artı dershane programlarının saatlik programlarını görüyorsunuz. Arkadaşlar o programlardaki okul saatleriniz hepinizin farklı olabilir. O yüzden buna göre farklı bir saatlik program hazırlamanız lazım. Ama programın ana yapısındaki çoğu şeyi yine almanız lazım. Şimdi bu saatleri belirlerken arkadaşlar sabah 5'te kalkıp o zaman gece erken yatmam lazım falan filan sizin için en verimli saatleri belirlemeniz lazım. Bazılarınız sabah erken bu rutinleri halledebilir. Bazılarınız da sabah ben kalkmak istemiyorum. Gece geç yatayım tarzında düşünebilir. O yüzden saatlik programları buna göre iki farklı farklı varyasyon olarak ayarlamanız lazım. Saatleri de belirlediğimizden sonra konu anlatım için neleri tercih etmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar hem okula hem dershaneye veya okul artı eve gidiyor olabiliriz. Yani bizim bir tane konu anlatım yerini tercih etmemiz lazım. Çünkü derece öğrencilerin hiçbiri konu anlatım için 3 yeri veya iki yeri dinlemedi. Tabii ki ihtiyacınız olduğunda her konuda olmaksızın tabii ki de iki farklı hocayı yani bir YouTube artı okul veya YouTube artı dershane gibi şeyleri kullanabilirsiniz. Ama arkadaşlar hepimizin okula gitmesinin zorunlu olduğunu biliyoruz ve hocalarımız Elbette ki bir verimi var. Eğer hocamızdan gerçekten dinlediğimizde anladığımızı düşünüyorsak eve gidince YouTube izlememizin gerekmemesi lazım. Yani dersi derste de güzel bir şekilde halletmemiz lazım. Ama okuldaki hocamız iyi anlatıyorsa dershaneye niye gidiyoruz o zaman? Dershaneye gitmeyelim arkadaşlar sadece okula gidelim. Yani konu anlatım için dershanede vakit kaybetmeniz aşırı saçma. Eğer dershaneye gidiyorsanız ve dershanedeki hocanız yeterli ise okuldaki hocanızı dinlememeniz lazım. O derslerde kulaklık takıp arkaya geçip belki soru çözmeniz gerekiyor. Kulaklık takamıyor olabilirsiniz arkaya geçemiyor olabilirsiniz. Ama arkadaşlar bu inanılmaz bir vakit israfı. Siz her gün 8 saat okula giderek vakit kaybediyorsanız rakipleriniz inanılmaz önünüze geçiyor ya da siz eksiklerinizi kapatacak, 3 kaynak, 4 kaynak çözecek vakitleri bulamayacaksınız. Yani o zaman konu anlatımı bir yerden halletmeye ikinci kaynağın kesinlikle YouTube oldu. Tabii ki birinci kaynağı ben YouTube tercih ederim ama okula gitmemiz zorunlu olduğu için söylüyorum. Okulu en verimli şekilde dersi dersle öğrenerek notlarımızı alarak anlamımızda hocaya sorarak devam etmemiz lazım. Eğer hocanız gerçekten verimsizse bir şekilde kütüphaneye gitmenin yolunu veya arkaya geçip ders çalışmanın yolunu bulmanız lazım. Bu konu arkadaşlar gerçekten okul artı dershane artı YouTube gibi 3 konu anlatım dinleyenler için anlatıyorum. Bunun bir olması lazım sadece bazı inanılmaz zor kullandığınız konularda iki video ya da iki farklı konu anlatım gibi düşünebilirsiniz. Bir de bunun yanında özel ders alanlar var. Onlar hakkında gerçekten konuşmak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar ne kadar fazla para harcarsanız o kadar iyi bir derece yapmayacaksınız. Konu anlatımı en iyi anlayacağınız en verimli yerde dinlerseniz olacak. Ki bu benim için arkadaşlar sorarsanız YouTube. Ücretsiz hocalarımızın ücretsiz videolarını geri sararak anlamadığımızda başka bir hocaya geçerek soru çözüm videolarını da izleyerek soruların nasıl çözüleceğini öğrenebiliriz. Tabii ki okula gitmek zorunda olduğumuz için okulu kesinlikle verimli kullanın. Gerektiğinde YouTube'u kullanın. Ama dershaneye gidiyorsanız dediğim gibi bir çelişki oluyor burada. O yüzden onu halletmeniz lazım. Konu anlatım için de sadece bir yeri tercih ettikten sonra üçüncü maddemiz gün sonu tekrarları. Arkadaşlar okulda veya dershanede veya YouTube izledikten sonra gün sonunu güzel bir şekilde tekrar etmemiz çok önemli. Orada öğrendiklerimizi, aldığımız notları veya anlamadığımız kısımları da YouTube'dan tamamlayarak tekrar etmemiz çok önemli. Günü gününe geldiğiniz ilk 40 dakikalık yarım saat kısmı tekrarla geçirmeniz lazım. Bu tekrarlarda çözdüğünüz soruları da kendinize anlatın. Gerçekten mantığını anlamış mıyım yoksa ezber mi yapmışım tarzında sorgulamalar yapın. Dördüncü maddemiz arkadaşlar öncelik sıralaması. Öncelik sıralamasını gerçekten şu şekilde yapmanızı istiyorum. TET temeliniz çok kötüyse ise önceliğimiz kesinlikle TET temelini güçlendirmek olacak. Çünkü AYT'yi bu noktada ilerletemeyiz. Eğer TET temelimiz önemli bir noktadaysa o günkü çeşnemiz AYT dersleri bizim için öncelik olmalı ve programımızı her zaman okuldaki veya dershanedekine göre ayarlamamız lazım. O yüzden şu an ekranda gördüğünüz ve sitemizden ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz programı kendi programınıza göre yerlerini değiştirmeniz lazım. Ve o gün işlediğimiz AYT derslerinin yanında tabii ki fen, TT Sosyal gibi deneme analizine göre çalıştığımız şeyleri fen'i tabii ki de konu çalışacağız ama bunları da programımıza dengeli bir şekilde dağıtmamız lazım. Bütün bunların yanında okuldaki boş derslerde veya anlamadığımız hocaların derslerine de programda partlar koymayı unutmayın. Yani öncelik sıralamamız önce TT temeli sonra AYT dersleri olacak. TT temelimiz okeyse tamamen AYT dersleri odaklı olacağız. Tabii ki bazı günler önceliklerimiz değişmeli. Hatta bazı haftalarda TT Matematiğe, TT Fen'e ve AYT Fiziğe gibi böyle önceliklerinizi hafta hafta değiştirebilirsiniz. Bu zaten deneme netlerinizden veya sizin o anki hissiyatınızdan belli olacak. Onun dışında arkadaşlar 5. maddemiz dinlenmenin önemi. Arkadaşlar bazılarınız sabah erken kalkacak, bazılarınız gece geç yatacak. O yüzden gerçekten uykumuzun verimli olması, bunun için kan değerlerimizi düzenli baktırmamız bile önemli. Beslenmemizin ağır olmaması ve ders çalışmamızı engellemeyecek şeyler yememiz, vitamin eksi eksikliğimiz varsa ek vitaminleri almamız. Bunun yanında yatak kaliteniz bile önemli arkadaşlar. Bu kadar detaylı tabii ki düşünmenize gerek yok ama uykunuzun kaliteli olduğundan emin olun. Bunun yanında okuldaki bazı boş derslerde veya bazı teneffüslerde power nap yapmayı yani kahve içtikten sonra bir 5-10 dakika uyumayı ihmal etmeyin. Ve bunu zaman zaman günde 2 kere falan power nap yapabilirsiniz ama tabii ki power nap'ten sonra dinç olmanız lazım. Power nap herkese iyi gelmiyor bazıları sürekli uykulamalı ilerliyor ama hayır arkadaşlar gerçekten öyle uyuyacaksınız ki uyurken bile menteniz uyandığında çok dinç olacağım tarzında olacak. Kahve içeceğiz ve kafamızı sıraya koyup hop uyanacağız. Ve bütün bunların yanında arkadaşlar stressiz olmamız aman okula gidiyorum, dershaneye gidiyorum anlatım var, çok fazla konu var, bilmem ne var. Hayır. Bunu düşünecek kişi siz değilsiniz. Sizin programınız. Programında zaten sen bunu bir hafta düşündün, oturdun, hazırladın ve biz de senin için aslında hazırladık. Senin bütün stresini o program çekecek. Sen sadece bir görev adamısın, bir askersin, sen onu uygulayan bir nefersin. O yüzden hiçbir şekilde görev görevlerinin büyüklüğünü falan düşünmeyeceksin. Altıncı maddemiz arkadaşlar programın detayları. İyi dinlendik, power nap yaptık, stressiziz, uykumuz mükemmel. TT rutinlerini yine Excel dosyamızdan belirlediniz, istediğiniz TT rutinini uyguladınız. Okul ve dershaneye göre saatlerimizi belirledik, mükemmel ilerliyoruz. Bunun yanında TT matematik temeliniz çok kötüyse programdakinden daha fazla periyot ekleyebilirsiniz. IT fiziğiniz ise ona kısıp IT kimyaya yoğunluk görebilirsiniz. TTFN çalışmalarında biraz daha eksiksinizdir ve bu ITFN çalışmanızı etkiliyorsa onun periyot sayılarını arttırabilirsiniz. Yani sizin için bir taslak programı oluşturduk. Bunları kendinize uyarlamanız çok çok önemli. Programın detaylarını da verdiğimize göre hatta programa nasıl ulaşacağınızı da zaten biliyorsunuz. Yedinci maddemiz en önemli maddemiz arkadaşlar. Aslında yorulmuyoruz. Arkadaşlar siz her gün bu mücadeleye verdiğinizde bir zevk almanız lazım. Ben geleceğim için mükemmel disiplinde başarılı bir insan gibi çalışıyorum. Bunun sonucunda benim başarılı olmama ihtimalim yok. Çünkü ben çabalıyorum. Benim için başarı zaten bu çabalamaca. Ve beynin şey diyebilir. çok erken kalkıyorum. Her gün okula gidiyorum falan. Arkadaşlar hepimiz 3 yıldır okula gidiyoruz zaten. Ben kaç yıldır çalıştığımı, disiplinli çalıştığımı hatırlamıyorum yani. O yüzden bu süreçten keyif almaya bakın. Her gün o sabah kalktığınızda o TT rutinini çözdükten sonra of bugün de ne kadar iyi bir insanım ben ne kadar disiplinliyim deyin bir kendinize kendinizi bir övün sonrasında okulda hocaları dinlerken oh yeni bir şey öğreniyorum şu an her zaman bir anda kalmayı öğrenin o anın verimine odaklanın Bugünkü yorgunluğunuzu veya 3 aydır ben her sabah 5'te kalkıyorum, TT rutinimi uyguluyorum, günde 10 saat çalışıyorum gibi kendinize yüklemeler ve yorgunluğunuzu kümülatif bir hale getirmeyin. Siz sadece o an yorgunsanız o an yorgunsunuzdur. Ve fiziksel yorgunluk harici mental yorgunluklarda da kendinizde güzel konuşmasını bilmeniz lazım. Bütün bunları yaptıktan sonra da arkadaşlar okulla beraber bu programı uygulayacaksınız ve derece için önemli bir adım atıyor olacaksınız. 2 hafta zorlanabilirsiniz sonrasında hatırlamayacaksınız bile. O şekilde arkadaşlar çekilişimize katılmak için yorumlara motivasyon sözünüzü yazmayı unutmayın. Kanala abone olun. Önemli videolar gelecek. Video fikirlerinizi yorumlara yazın. Sorularınızı da yanıtlayacağız. Bütün yorumlara bakıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok kolay gelsin.